Teknosistem'den herkese merhaba arkadaşlar. Eski laptop bilgisayarımızın parçalarını değerlendiriyoruz serimize devam edeceğiz. Bu serinin ilk bölümünde ekranımızı laptop'tan ayırmış ve LCD panelin arkasına bir kontrol paneli takarak bağımsız bir monitör haline getirmiştik. Onunla ilgili serüvenimize şuralarda bir yerde bir etiket gözükecek, ona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Serimizin birinci bölümünde monitörümüzü bağımsızlığına kavuşturmuştuk. Bu bölümde ise monitörümüzü sosyalleştireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki monitörümüzü bilgiyi sayar duruma getirerek. Gelsin jenerik. Arkadaşlar, elimde gördüğünüz bu kredi kartı boyundaki devre aslında piyasada alabileceğiniz en ucuz bilgisayar olan Raspberry Pi. Bu kart Raspberry Pi 4 2 GB'lık modeli piyasada yaklaşık 400 lira civarında farklı sitelerde bulabiliyorsunuz. Hem geliştiriciler için hem kullanıcılar için gerçekten efsanevi bir bilgisayar bu. Bilgisayar diyorum çünkü bu kart içerisinde işlemci, RAM, grafik yongası gibi bileşenleri bulunduruyor. Belki üzerine Windows kuramayacağız ama yükleyeceğimiz işletim sistemi temel ihtiyaçlarımızı fazlasıyla görecek. Kartı tek başına şu haliyle satın alabilirsiniz ama karta güç verip çalıştırabilmek için cihaza özel üretilmiş Raspberry Pi güç adaptörünü de almanız gerekiyor. Bizim elimizde bulunan kart Raspberry Pi 4 ve gücünü Type-C güç adaptöründen alacak. Bu adaptör 5 volt 3 amperlik bir güç verecek kartımıza. Bu kartı monitörümüzle konuşturabilmek için bir de micro HDMI kabloya ihtiyacımız var. Ayrıca işletim sistemini yüklemek için bir de micro SD kart gerekiyor. Minimum 16 GB'lık bir micro SD kart işimizi fazlasıyla görecek. Ama sizin elinizde halihazırda zaten bir micro HDMI kablo varsa, SD kartınız da mevcutsa o zaman sadece karta ve güç adaptörüne ihtiyacınız var. Ama bahsettiğim bileşenlerin hiçbir elinizde yoksa benim gibi mini bir kit sipariş ederek minimum ihtiyaçlarınızı tek bir kalemde temin edebilirsiniz. Şimdi bu kitin içinde neler var bir bakalım. Raspberry Pi 4 kartımızın kendisi, cihaza özel güç adaptörü, kutusu da çok şirinmiş bu arada, işletim sisteminin üzerine yazacağımız micro SD kart, micro HDMI kablo monitörümüze bağlayacağız ve kartımızın yani bilgisayarımızın kasası görevini görecek bu şirin kutusu kitin içinden çıkmakta. Bu videoda ilkesel olarak bir monitörü all-in-one PC'ye nasıl dönüştürürüz ona odaklandık. Yani detaylı bir Raspberry Pi incelemesi yapmıyoruz. Ama elimizdeki bu kart neyin nesidir? Tabii ona da genel hatlarıyla bir bakacağız. Elimizdekinin Raspberry Pi 4 modeli olduğunu söylemiştik. Farklı modellerde farklı mimari yapılar olabilir. Bu modelde güç girişinin yanında iki tane de micro HDMI girişi bulunuyor. Bu girişlere aynı anda iki farklı monitör bağlayabiliyorsunuz. Tek monitör bağladığınızda 4K 60 Hz'e kadar, çift monitör bağladığınızda 4K 30 Hz'e kadar destek vermesi mümkün. Monitörlerden bahsetmişken H264 desteği olduğunu da söyleyelim. Micro HDMI girişlerinin yanında 3.5 mm kulaklık veya hoparlör girişi de mevcut. Ama yanlış hatırlamıyorsam mikrofon desteği yok. Kartın üzerinde ayrıca İkisi USB 2.0, ikisi de USB 3.0 olmak üzere 4 adet USB girişi mevcut. Ayrıca kartın üzerinde entegre Wi-Fi adaptörü ve Bluetooth çipi olduğunu da belirtelim. Wi-Fi tarafında hem 2.4 GHz hem de 5 GHz desteği mümkün. Bluetooth tarafında ise Bluetooth 5.0 bizi bekliyor. Bu sayede USB girişlerini işgal etmeden Bluetooth destekli kablo veya fare bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz. Ve elbette GPIO pinleri. Bu pinler ne işe yarıyor? Bunlar geliştiriciler için tasarlanmış pinler. Bu pinlere farklı kartlar takılabiliyor. Kod kullanarak, küçük scriptler yazarak bu kart üzerinde hayal gücünüzün sınırları dahilinde farklı çalışmalar, robotik geliştirmeler yapabilirsiniz. Cihaz üzerinde 4 çekirdekli 1.5 GHz hızında ARM Cortex A72 işlemci mevcut. Gündelik her işimizi rahatlıkla görebiliriz. Cihaz üzerine takacağımız micro SD karta Raspbian işletim sistemini kuracağız. Ama bu kart için özellikle geliştirilmiş farklı işletim sistemleri de mevcut. Linux, Ubuntu örneğin, akıllı ev ürünlerini kontrol edebileceğimiz bir işletim sistemi de kurabiliriz. Sadece bir medya cihazı olarak da kullanabiliriz. Akıllı olmayan televizyonumuzu bir TV box'a dönüştürebiliriz. İçerisinde sadece oyunların bulunduğu bir işletim sistemi kurarak da mini bir oyun konsoluna dönüştürmemiz de mümkün. Hatta bir ağ depolama birimi olarak bir NAS cihazına dönüştürmek de mümkün bu minik kartı.
Şimdi öncelikle kartımıza Raspbian işletim sistemini kuracağız. Ardından Raspberry Pi'yi monitörümüze bağlayıp bilgisayarımızın ilk açılışını gerçekleştireceğiz. Son olarak da EBA'dan ders işleyebiliyor muyuz? Zoom üzerinden bir çevrim içi toplantı gerçekleştirebiliyor muyuz? Ona bakacağız. Şimdi çok basit bu adımları uygulayalım. Mutfağa geçme zamanı. Monitörümüze ve Raspberry Pi'ye güç verdiğimizde işletim sistemi yüklemeye başlayacak. Mavi ekran gelip unsupported yani desteklenmiyor yazısı çıkarsa aldırış etmeyeceğiz. Çünkü monitörümüz en iyi NBoy oranını kendisine göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Zaten ilk açıldığında da bir kalibrasyon yaptığını ekran titremesinden de anlıyoruz arkadaşlar. Sistem ilk açıldığında bir defalığa mahsus bir konfigürasyon penceresi çıkarıyor. Next diyerek konfigüre etmeye başlıyoruz. İlk adımda ülke ve dil seçimini yapıp lokasyonumuzu cihaza ezberletiyoruz. İstanbul zaman dilimini otomatik olarak getiriyor. Yeni bir parola belirlememizi istiyor. Bu size kalmış. İsterseniz bu adımı Next diyerek geçebilirsiniz. Bu adımda ekran kurulumu yapıyoruz. Eğer masaüstü görüntüsü monitörümüze tam sıfırlanmıyorsa, sağdan soldan yukarı ve aşağı uçlardan siyah alanlar varsa bu seçeneği işaretleyeceğiz. Cihazın bir sonraki açılışında ayarın etkin olacağını söylüyor. Ben de çok az da olsa boşluklar gördüğüm için bu seçeneği işaretleyeceğim. Next diyorum. Burada kablosuz ağ bağlantısını yapıp internete bağlanacağız. Listeden kablosuz ağımı seçip Next diyorum. Wi-Fi şifresine girerek yine Next dediğimde biraz beklememi istiyor. Bağlantının başarısız olduğu hatasını verdi. Bu hatanın muhtemel sebebinin benim modem ayarlarımla ilgili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Benim modemim kablosuz ağ ayarlarında ekstra bir güvenlik olarak MAC filtreleme etkin durumda. Raspberry'nin MAC adresini modeme eklemiştim ama izin verilen cihaz olarak algılamadı. Bu sorunu çözmek için şu an uğraşmak istemiyorum. O yüzden MAC filtrelemeyi kapatarak ağ bağlanmayı tekrar deneyeceğim. Evet arkadaşlar, modemden MAC filtrelemeyi devre dışı bıraktım ve ağ bağlanmayı tekrar deniyorum. Ve bağlandı. Sağ üst köşede Wi-Fi ağı simgesinden de bunu görüyoruz. Bağlanır bağlanmaz işletim sistemi ve uygulamaların güncellemesi uyarısını verdi.
İstersem skip ile geçebilirim ama ben her zaman güncel yazılım ve donanımlarla çalışmayı tercih ediyorum ve Next'e tıklayarak güncellemeyi başlatıyorum. İnternet ve micro SD kart hızınıza bağlı olarak bu süre değişecektir arkadaşlar. Güncelleme işlemi devam ederken menülerde neler var kabaca hızlıca bir bakış atalım. Böyle ilk bakışta Windows 95 yüklü ilk bilgisayarımı anımsattı açıkçası bana. Yani minimal bir tasarım söz konusu. Her şey elinizin altında gibi. Varsayılan tarayıcı olarak Chromium ve Browser ön yüklü olarak geliyor. Ses ve video bölümünde VLC Player var. Image Viewer ile resim dosyalarını görüyoruz. Donatılar bölümünde WinRAR eşdeğeri olarak Archiver, hesap makinesi, dosya yöneticisi, PDF görüntüleyici, donanım tester, SD kart kopyalayıcısı, görev yöneticisi, kod yazmak için terminal ve metin düzenleyicisi bulunuyor. Yardım dosyalarını bulabileceğimiz menü, cihaz ayarlarına erişeceğimiz işte çevre birimleri, görünüm ve renkler, ekran konfigürasyonu menüleri falan. Windows'tan alışık olduğumuz birçok ara birim, arayüz burada da mevcut aslında. Görev çubuğu üzerinde dosya gezgini mevcut. Terminal ekranına giriş kısa yolu da burada. Bu ekranda kod yazıp cihazın konfigürasyonunu değiştirip geliştirmelerde bulunabiliyoruz arkadaşlar. Yine sağ üst köşede Bluetooth'u aç kapa ve aygıt ekleme simgesi, işte kablosuz ağları yönetip bağlanabileceğimiz ağ simgesi, ses açma kapama seviye simgesi ve tarih saat ayarı simgesi elimizin hemen altında. Yine Windows'tan alışık olduğumuz sağ tuş menüsü ile yeni klasör, dosya oluşturup masaüstü ayarlarına ulaşabilmemiz mümkün. Arkadaşlar Raspberry uluslararası bir oluşum olduğu için sistem dili de İngilizce. Her ne kadar dil Türkçe'ye çevrilebilse de bazı menüler halen yarı Türkçe yarı İngilizce olarak kalabiliyor. Ama kullanımda sorun çıkaracak kadar bir dil problemi yaşamazsınız. Videonun bu bölümünü hızlandıracağım. Bende toplam 13 dakika sürdü. Sizde bu süre değişebilir. Evet, sistem şu anda güncel diyor. Ayarların etkin olabilmesi için sistemi restart diyerek yeniden başlatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar menülerin dili yarı Türkçe yarı İngilizce oldu ama engel olmayacağını düşünüyorum. Hemen Chromium web tarayıcısını açıp bir deneyelim. Şöyle Google'ı bir açalım. Chromium zaten Google Chrome'un altyapısını kullanıyor ve Raspberry için optimize edilmiş varsayılan tarayıcı olarak geliyor. YouTube'u açıp teknosistemi bir yoklayalım bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir hatayla karşılaşmadan video izleyebilmemiz mümkün. Daha iyi görüp anlaşılması için Raspberry üzerinden ekran kaydı başlattım arkadaşlar. Şimdi de EBA'ya girip bir ders videosu izleyebiliyor muyuz? Onu bir deneyelim. Rastgele İngilizce 4. sınıf dersine tıkladım. Seste bir olumsuzluk yok. Gayet net ve pürüzsüz olarak geliyor. My name is Speaky. Am I so chatty? English is easy. Learn it with me. Hello everyone. How are you today? I'm fine. Thank you. Hi Speaky. How are you today? Sağ üst köşedeki I'm oklardan bir de tam ekran Hello, yapalım. Hello Kıvanç. Hello Selay. Hello Sevde. Hello Speaky. Hello Speaky. Gördüğünüz gibi hiçbir sorunla karşılaşmadan Eva'dan bir ders izleyebildim arkadaşlar. Şimdi de Zoom üzerinden çevrim içi bir toplantıya katılabiliyor muyuz? Onu bir deneyelim. Bunun için masaüstü bilgisayarda bir Zoom toplantısı oluşturup Raspberry üzerinden bir toplantıya katılmayı deneyeceğim.
Bu arada hem masaüstü PC hem de Raspberry üzerinde ekran kaydı başlatacağım. New Meeting diyerek yeni bir toplantı oturumu oluşturuyorum. Kameramı Raspberry'de kullanacağım için masaüstü PC'deki oturuma profil resmi koyuyorum. Sesim yankı yapmaması için de mikrofon sesini kısacağım çünkü iki bilgisayar yan yana. Sol üst köşeden toplantı kimlik bilgilerine ulaşıyorum ve şimdi çiçeği burnunda yeni Raspberry bilgisayarda Zoom'u açıp bu toplantıya katılma zamanı. Elimdeki dahili mikrofonlu USB web kamerayı Raspberry'nin USB 2.0 girişlerinden herhangi birine takıyorum. Web kameranız USB 3.0 ise USB 3.0 girişine takarsanız daha akıcı görüntü ve ses aktarımı elde edebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Kamerayı da monitörün üzerine konumlandırdıktan sonra bağlanmaya hazırız. Raspberry üzerindeki Chromium web tarayıcısını çalıştırıyoruz ve arama kısmına Zoom Meeting yazıyoruz. Gelen sonuçların ilkine tıklayarak toplantıya katılıma yönlendirileceğim sayfaya geldim. Burada Join a Meeting yani bir toplantıya katıl butonuna tıklıyorum. Toplantıya ev sahipliği yapan masaüstü bilgisayarından aldığım toplantı ID yani toplantı kimliğini ilgili kısma girdim ve Join'a tıkladım. Arkadaşlar bu sayfada Join from your browser yani toplantıya tarayıcınızdan katılın yazısına tıklayacağım. İstersek bu sayfayı şuradaki yıldıza tıklayarak yerimi yapıp sık kullanılanlar çubuğuna da ekleyebiliriz. Join from your browser'a tıklıyorum. Bu kısımda toplantıya hangi isimle katılacağımı belirteceğim. Varsayılan olarak Pay demiş. Yine sağ tarafta kamera ve mikrofonu toplantı öncesi aç kapa yapabiliyorum. Yine toplantı sahibi masaüstü bilgisayarda oluşturulan toplantı şifresini girerek toplantı öncesi benim atacağım son adımı da hallediyorum. Join dedikten sonra toplantı sahibinin beni toplantıya kabul etmesi için onun ekranına bir mesaj gönderiyor. Hemen toplantı sahibi masaüstü bilgisayara geçiyorum ve Raspberry'den gelen katılım talebine admit yani kabul et diyorum ve filmi başlatıyorum. Evet arkadaşlar, Raspberry Pi üzerinde Zoom toplantısını başlattım. Görüntüde herhangi bir sıkıntı yok. Seste de bir sıkıntı olmadığını tahmin ediyorum. Yani Zoom üzerinden bir bağlantı gerçekleştirmiş olduk. Rahat bir şekilde bağlantılarınızı yapabilirsiniz. Şimdi ana bilgisayardan bir de doküman paylaşım yapacağım. Ekran paylaşım yapacağım. Bakalım o nasıl olacak. Hep birlikte görelim. Masa üstünden herhangi bir PDF dokümanı paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi Raspberry'nin ekranına geçiyorum. Evet, ana bilgisayarın yani masaüstü PC'nin paylaşmış olduğu PDF dokümanı kendi ekranımdan rahat bir şekilde görebiliyorum. Paylaşım noktasında da herhangi bir sıkıntı yok yani. Bir Zoom toplantısı gerçekleştirmiş olduk. Leave Meeting diyerek toplantıdan ayrılıyorum. Başarıyla sonlanan bir toplantıdan sonra Raspberry'nin etkileyici masaüstü manzarasına geri dönüyorum. Bu arada montaj sırasında fark ettim, sesimdeki yankı Raspberry'nin mikrofon ve hoparlörünün yan yana ve açık konumda olmasında. Sizin toplantılarınızda bu olmayacaktır. Arkadaşlar, bugünkü teknoloji molamızda eski laptopumuzdan söküp çalışır duruma getirdiğimiz monitörümüze Raspberry Pi 4 bilgisayar bağlayarak 1000 liranın altında bir maliyetle hepsi bir arada bir bilgisayar elde ettik. Eski bilgisayar parçalarını değerlendirme serimiz devam edecek inşallah. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.